19 Ocak Perşembe, Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. İyi akşamlar. Caner Karaer ben. Dün akşam siyasi haberlerle ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Artık siyasette hava gittikçe ısınıyor. Çünkü seçim tarihi de belli oldu. Dolayısıyla açıklamalar ard arda geliyor. Bu açıklamalarla birlikte müjdeler de ard arda geliyor. İlk haberimizde işte yine bir müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi Erdoğan. Hizmet siyaseti yaptıklarını anlattı. 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz dedi. Önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli, ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Aksi takdirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeliyiz dedi, çarpıcı mesajlar verdi. Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde, teknolojide, araştırma geliştirmede sürdürmedikçe, evlatlarımızı değerlerimizle yoğurarak yetiştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. İşte bunun için önümüzdeki dönemde hem bilim ve teknolojiyi hem de değerler eğitimini, medeniyet ve kültür bilincini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora, tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladık. Konuşmasında Türkiye yüzyılına vurgu yaptı. Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Aynı şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye yüzyılının ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Sözü seçimlere getirdi. 2023'ü tarihe şanla, gururla kaydedeceğiz dedi. Geçmişte kendi krizlerine boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni bir vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.